Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kavacık'tan Ankara istikametine doğru otobana girdik. Ve şu an ilerliyoruz. Birazdan 3. köprü sapağına geleceğiz. Çekmeköy sapağı. Oradan sağ taraftan ayrıldığınızda 3. köprü yoluna bağlanmış olursunuz. Bir düz devam edeceğiz buradan. Tabelada da görülüyor. Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Edirne, Ankara diye. Maşallah yeşillikler çok güzel. Gerçi bahar olması sebebiyle yeşillikleri net göremiyoruz ama en azından ağaçları görebilmek, o bile insana huzur veriyor. Evet, Kuzey Marmara Çevre Yolu. Buradan ayrılıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Biraz ileride de Şile Sapağı olacak. Evet, oraya kadar videomuzu çekelim. Kavacık'tan Ankara istikametine gittiğimiz zaman ilk çıkış Kuzey Marmara Çevre Yolu. İkinci çıkış Ümraniye ve Şile Sapağı. Sol tarafımız şu minibüslerin durduğu yer. İkinci köprüyü kullanırken büyük araçlar yanıcı parkı olarak geçerdi buranın ismi. Yanıcı taşıyan araçlar burada parkta dururdu ve gece belli bir saatte itfaiye ve karayolları eşliğinde buradan arabalar alınıp köprüden geçirilirdi. Sağ taraftan katılım sağlayan yol, Kuzey Marmara Çevre Yolu'ndan gelen yol. Evet, bu yolda sağdan ayrıldığınızda birinci köprüye direkt bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Kısıklı tünelinden geçerek birinci köprüye, Boğaziçi, yani eski ismi Boğaziçi, şimdiki ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanabiliyorsunuz. Evet, sonrasındaki çıkış Çekmeköy, Dudullu ve Şile diye geçiyor. Buradan da ayrıldığınızda bu yolu dümdüz takip ettiğiniz zaman Şile'ye varıyorsunuz arkadaşlar. Evet, buradan sağdan ayrıldığınız zaman bu yol sizi Şile'ye götürür. Evet. Cümleten Allah'a emanet. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar.